Allah'ın rahmanı rahim, Akil'e maalesef'in hürmeti kılıyor gelirse. Akil'e kutsuzlar kararları programları kılınmaların kısım kalkanı. Ben Abdullah Yardım. Şarkı Cungariye Kömür Havzisi Xitayning Devlet Terakkiyat Rayonu qilib bekitildi. Vatanimizdagi eng chong kömür havzisi Xitay Markaziy Doiralari tomonidan Devlet Darajalik Taraqqiyot va Texniki Markazi qilib bekitildi. Aziz vatanimizdagi Sharqi Cungariye Kömür Havzisi 9.8 kilometr doiradagi yerni o'z ichiga oladigan bo'lib, Xitay tajovuzchilarining Saudiya ministerligidan rasmiy mas'ul qatnashgan chorshanba kundagi ochilish faoliyatida so'z qilgan Yu Shenchang bu yerning taraqqiyot rayoni qilib bekitilishi atalmış Shinjangning tez sur'ati taraqqi qilishi va muqimligiga hissa qo'shilganligini joyladi. Sharqi Jung'ariya ko'mir havzasi vatanimizning Sanji viloyatiga joylashgan bo'lib, bu yerdagi idora hay'atining mas'uli Yaojan Junning bildirishicha, taxminiy ko'mir zapisi 390 milliard tonna ekan. Ko'mir kallari oxirgi yillarda energiya ishlab chiqarish va ko'mir ximiya sanoatida taraqqi qilayotgan davlatlar uchun intayin muhim ahamiyatga ega holga keldi. Taxmin qilinishicha bu ko'mir havzasida yiliga 600 ming tonna ko'mir ishlab chiqara oladi ekan. Hozir 50 tun ko'p cho'ng tipdagi shirkatlar xizmatga kirishgan bo'lib, 900 milliard Xitoy puli, ya'ni 144 milliard 460 ming million dollar mablag' sarflangan bo'lib, 93 plan bo'yicha ish boshlangan. Vatanimizda bu yil 4 yerda davlat darajalik iqtisodiy va texnik taraqqiyot rayoni qurilgan bo'lib, bu turdagi rayonlarning soni jami 19 ga yetgan. Chiqayotgan bu sonsizlagan boyliklarning birdan-bir foydalanuvchilari yanilishu tajovuzchi Xitoylar bo'lib, asli egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqi har jihatdan chetki qilgan holda yashamoqda. Mursi yana bir qator qarorlarni ma'qullab, g'ulg'ul paydo qildi. Misr prezidenti Muhammad Mursi yangi asosiy qonun tuzish xizmatlari doirasida yangi qarorlarni chiqarib Qonun organlarining shura majlisi va yangi asosiy qonun komitetini amaldan qoldirish huquqini elib tashildi. Prezidentning bayonotchisi Yasir Ali bayonot berib, Mursining asosiy qonun komitetining vazifa o'tash muddatining uzartilishi 25 yanvar inqilobida yaralanganlarga va shahidlarning oila tabobiyatlariga ayrim maosh berilishi, muborak davrining huquqdorlari ustidan qaytadan tekshirish elib berish va ko'ni delolarning qaytidan ko'rib chiqilishi qatorli qarorlarni chiqarganligini eskertdi. Mursining bosh taftish Abdulmajid Mahmudni vazifasini elib tashlab, o'rniga Tal'at Ibrohimni tayinlaganligi e'lon qilindi. Mursi 12 oktyabrda bosh taftish Abdulmajid Mahmudni vazifasini elib tashlab, Misrning Vatikanda turishliq bosh elchisi qilib tayinlagan edi. Mahmud bo'lsa mavjud qonunlarga asosan prezidentning bundoq ishlarni qilish huquqining yo'qligini ilgari surib, asldagi vazifasini davomlashtirgan edi. Yangi qarorlar e'lon qilingandan keyin bayonot bergan Misrlik o'qituvchi rahbari Muhammad al-Baradai Mursini yangi bir fir'avindek harakat qilish bilan ayibladi. Prezident Mursining qaroridan keyin ta hozirgacha Misrda qalaymaqanchilik bismig'andek ko'rinsimi, ammo statistik ma'lumotlarga asoslanganda Misr xalqining 60% dan ko'proqi Mursining qarorini qo'llaydiganlar ekan. Faqat 23% kishilar qarorga qarshi ekan. Qarorga qarshi chiqqan o'qituvchilarning hammasi degidek ilmonizm iqimidagilar bo'lib, musulmonlarning kuchlanishini xohlamaydi. Shundaqla ular hozir foydalanib kelayotgan nurg'un imtiyozlardan ayrilib qolish qo'rqinchida qattiq qarshilik bildirmoqda. Ammo 31-sinfar shanba kundagi million kishilik islomiy kuchlarning namoyishida ularning xom xayollarining suvga chelishidiganligi farz qilinmoqda. Yana bir tarafdan o'qituvchi partiyalar Misr prezidenti Mursining masalani xalq ro'yiga qo'yib berib, ovoz tashlatquzish taklifini rad qildi. Chunki ular ovoz tashlansa, mutlaq mag'lub bo'lganligini intayin aniq biladi. Ishg'olchi Xitoy Uyg'urlarning ko'chi egiziga qolib saldi. 13 noyabr vatandagi ma'lum tor betida sizmi ko'cha egizidagi tömür ishik yo'chqidan uyingizga kelamsiz sarlavhalik bir xabar e'lon qilingan bo'lib, xabarda ma'lum bo'lishicha Sharq Turkistonning chat rayonlarida yerlik doiralar organlashtirib boshqarish nomi ostida Uyg'ur aholisi zich o'ltiraqlashgan mahallalarning kirib chiqish egiziga tömür ishik bekatgan. Ishikni kechkunduz qulplab qo'yib yerlik aholining kundalik turmushini normal shaklda elib berishiga daxli yetkazgan bo'lib, bu mahallani usti uchuq turmaga aylantirib qo'ygan.
Bu işqa narazı bolğan kişilerin keçisi çıkıp kolubunu çekip etken. Yerlik dairler derhal koçu eğizi ve tümür işini küstüdüğen elektronluk köz ornatıp nazarat kılışka başlagan. Haberde malum buluşa bu haberini evet küçünün aksi ayalını doktor hanıgı elip parmakçı bulup, münasebetlik oranga telefon kılıp işini içip bir işini kayıt kayıtı iltimas kılgan bosumu bu yolluk talep red kılıngan. Ahire koçu eğizdeki nöbetçi hadımıgı yalvurup işini aşkızgan. Ve bu kanunsuzlukı gazeplenigen mezkur şahıs kulübünü tartip edip tıkıp koygan. Aradın birkaç saat ötmeyi işik aldığa sakçı maşinleri payda bulup, kulübünü tıkıp koyguçini cemiyet tertibini bozuşku uğrundu digen cinayet plan tutup getip, bir neç gün kamap koygan. Mezkur haberinin yolluğuçi delil ispat süpteden nek meydandan tartılgan tört parça resimini koşup evetken bulup, birinci resimde mektepten kayıtkan işki ösmerinin öyüge kiriş üçün tümür işki uçkıdın ötü vatkan hali. İkinci resimde sırtkı çıkış üçün tümür işki uçkıdın ötüşki tırışıp atkan bir ayal. Üçüncü resimde keçide kuşaktaki balı bilen sırtkı çıkışkı tırışıp atkan er ayal. Törtüncü resimde tümür işik tüyüreki bilen tam arısıdaki uçuktan kuşaktaki balısı bilen ötü atkan bir ayalının resimi tartılgan. Mezkur haber elan kılıngan deyken Şayar nahisidimi koçu iğızlarına tümür işiklerinin ornatılganlığı hazırca uçuk işkerliliği inkas süpte deyizilgan. 5-ci iyul ürümçi kırgınçılıkıdan kin Xitay daireleri şehirlerde köplep elektronluk köz oranlaştırıp Uyghur halkının iş hareketini köz işini küçeytken bolsa, çet yezi kışlaklarda mahalli koçu iğızlarına tümür işlerini ornatış arkalık Uyghur halkını nazarat kılışını küçeytip, Şarkı Türkistan'ı 21. asırda dünyadaki birden bir üstü uçuk en çoğun türmüge aylandırmakta. Yerlik dairelerinin bu hıl kılmışları halkının kündülük turmuşkı zor derecede kolaysızlık elip kilişten sırt Uyghur halkının en akalli kişilik hak hukuklarını defsende kılmakta. Amerika, Afganistan'da 10,000 daimi turuşluk asker elip kalıdıkken. Amerika valkoçisi kündülük kesinin 11. ayının 25. gündeki haberiga asaslanganda Amerika'nın nüfuzluk hükümet emeldarı yakında Obama hükümetinin 2014 yılı Afganistan'daki can kılış vakti ahırlaşkan deyken eğer Afganistan hükümeti koşulsa, Afganistan'da 10,000 nefer daimi turuşluk asker elip kalışını pilallah vatkallığını etkan. Haberge asaslanğanda 2014 yıldan kin her kandak devlet Afganistan'da askeri küçünü saklap kalmakçı bolsa, çokum Afganistan hükümetinin makulluğunu ilişi gerekken. Afganistan hükümet emeldarı Prezident Karzai'nin Amerika'nın 2014 yıldan kin mu Afganistan'da askeri küçünü saklap kalışıgı koşulgallığını. Bırak aldıngı şartının Amerika askerlerinin çokum Afganistan'ın kanunluğu boyusunuşu gerekliki işkerlikini bildirgen. Haberde etilişe bir kısım Amerika devlet müdafiye sistemistin bolmağan mutakassislerinin etişe Amerika 2014 yıldınkin Afganistan'da en kam 30,000 asker kaldırıp koygandala andın Afganistan bihaterlik hadimlerini meşik kıldıralaydıken. Hem de Afganistan'ın mukumluğunu saklayalaydıken. Amerika ve Japonya birleşip Xitayga taqabil turmoqchi. Japonya taratqularının xabar qilishicha Amerika Japonya hükümeti birleşip yeni harbiy paraxot tadqiq qilib ishlab chiqarmoqchi bo'lgan. Hem bu yeni paraxot Japonya'nın kelgusidagi asosiy kuchi bo'lib qoladi ekan. Japonya taratqularının deyishicha bu paraxotning Xitayning dengizdagi harbiy kuchini to'sishida alohida foydasi bor ekan. 23-chi sanadagi Japonya axborot to'rining xabaricha bu yeni paraxotni yasashda 3 gavdelik paraxotdan foydalanilgan bo'lib, asosiy paraxot gavdasining o'ng sol tarafida ayrim-ayrim yordamchi paraxot gavdasi o'rnatilgan. Bu xil yeni lahidagi paraxotning qarshilik kuchi tuvan, sur'ati tez, muqimligi kuchlik, palubasi keng bo'lgandek alohidalikka ega ekan. Yaponiya taratqularining xabaricha 2010 yili Amerika tadqiq qilib ishlab chiqargan 3 gavdelik mustaqil nomli paraxot vazifa o'tashga boshlagan. Japonya hükümeti aldın gayli Amerika bilen yakınlaşıp, birlikte Muşinungu okşaş harbi paraxo tatkik kılıp işlep çıkılış mümkünlikini otturgu koygan. Amerika hükümeti Japonya hükümetinin bu talepigi koşulgan, hem 13. ayının ahire kilişim imzalamakçı bolgan. Taratkularının deyişe Amerika Japonya'nın bu katımlık hemkarlaşıp harbi paraxotun tatkik kılıp işlep çıkılışının, Xitay'nın denizdeki paraxotun tosuşuda alahidi rolü bar iken. Bulup mu Xitay'nın şarkı deniz, ve Canobi Deniz rayonundaki kengişini tutuşta muhim rol oynaydıken.
Yeni bir tərəfdən Yaponiya tunca hərbi yardım, hərbi qoral qatarlıq əslihələrini Filippin, Singapur qatarlıq özünün ittifaqdaşları və başqa dövlətlərə setib bidiş vasitəsi arqalıqmı Xitayğa taqabül turmaqçı bolıwatqanlığı həmmegə ayan məsələ bolıb qaldı. Bunun ən tipik misali Yaponiya bu yıl ümumi qiyməti 200 milyard Amerika dolları qiymətindəki türdən birini təsdiqləb hərbi texniki kursu açıb Singapur və bir qism dövlətlərinin texniki səviyyəsini östürməkçi bolğan. Bu bolsa 2-nji dünya urushidan keyin Yaponiyaning tunji qitim sirtqi nisbatan harbiy yordam berishi bo'lib, Yaponiya boshqa davlatlarning harbiy kuchini oshirish orqali Xitoydan keladigan tahdidning oldini olmoqchi ekan. Amerika allaqachon Yaponiyaning bu xil harakatini tabriklagan bo'lib, bunday qilish Amerikaning Osiyodagi kuchini oshirish va Amerikaning Osiyodagi strategiyasini kengaytirish qatorliq ishlarga nihoyatda mos keladi. Rusya Asad'ni qoral bilan ta'minlayotganligini e'tirof qildi. Rusya bosh ministri Dmitriy Medvedev davlatining Asad hokimiyatini qoral bilan ta'minlayotganligini e'tirof qildi. U so'ziga sabab ko'rsatib, BDTning Suriyaga qoral berishini cheklamaganligini da'vo qildi. Dushanba kuni Parijga yetib borgan Medvedev France Press agentligi bilan o'tkazgan suhbatida Parijning muxolifatchilarini e'tirof qilganligi va uni Suriya xalqining birdan-bir qonunliq vakili deb qaror qilganligi va Asadga qarshi kuchlarga qoral jihatda yordam berishni cheklash qarorini amaldan qoldirganligini ayiblanishga tegishlik masala dedi. Medvedev mundaq dedi. 1970-yili BDTda imzo qo'yilgan xalqaro qonunning prinsiplari bo'yicha har qanday bir davlatning 3-chi bir davlatdagi hokimiyatni o'rish uchun kuch ishlatishiga bo'lmaydi deganligi esimda. U askariy jihatdagi yordamning davomlashib-davomlashmaydiganligi haqida so'ralganda Bunun davamlı kanunlu kaldı davamlı şivatkallığını bildirip, BDT'nin Suriye'ye koral birleşim çekilgen bir kararı yokluğunu işaret kıldı. Yeni bir taraftan Erkin Suriye Armiyesi'nin komandanı Arif Hammud, Erkin Suriye Armiyesi'nin sahnenin Suriye hakimiyeti kalıcılarının sahnenin eşip ketkellikini, Suriye hakimiyetinin çet çaylardan çekini vatkallığını, özünün barlık küçünü demeşkı karab merkezleştir vatkallığını, aldığımızdaki baskuşunun hal kılığı çoğun demeşik uğrışı bulduğallığını ilan kıldı. Hammud yana Anatoliya agentligiga bergan bayonotida Suriya xalqining 3dan 2sining Erkin Suriya armiyasi tarafida kurash qilayotganligini bildirib, hozir qo'shinda hokimiyatdan ayrilib chiqqan askarlarla bo'lib qolmasdan yana minglagan mujohidlarning borligini bildirdi. Ammo u Erkin Suriya armiyasida jang qilayotganlarning sonini aytmadi. Vietnam Hanoi aeroporti Xitoyning yangi pasportiga tamg'a besishni rad qildi. Xitoy yangi pasportining ichidagi xaritaga Nanghai qatorliq talash tartishdagi rayonlarni mening deb sezib olgan bo'lib, bu Filippin, Vietnam qatorliq davlatlarining qarshiligiga uchradi. Fransiya agentligining 27-sanadagi xabarida Vietnamning poytaxti Hanoidagi xalqaro aeroportining mas'ul xodimi Vietnamning Xitoyning yangi pasportiga tamg'a qo'yishni rad qilganligini bildirdi. Dokulatı deyilişçe, Vietnam'nın şimalindeki Çigran rayonundaki hadim, Xitay'nın yeni pasportuğa tamğı besişini rad kılgan. Hem devlet içige kirgen Xitaylarga başka pasport tarqıtıp belişini kollaydıganlıqını bildirgen. Xitay bu yıl 6. ayda yeni pasport tarqıtkan. Pasport içideki xaliyetine Xitay'nın Nanghai denizideki talaş tartıştiki rayonlarını ilgilik hukuk dairesi sizip, Filippin bilen Vietnam'nın karşılıkı kuşurgan. Biroq Amerika bayonotchisi 26-sanadagi axborot yig'inida Xitoyning yangi pasportidagi xarita Xitoylarning Amerikaga kelib ketishiga ta'sir ko'rsatmaydiganligini, lekin bu hargizmo Amerika Xitoyning o'z oldiga zimin talashishini qo'llaydiganligidan derak bermaydiganligini bildirdi. Xitoyning bu qilmishiga Filippin diplomatiya ministrligi 11-ayning 28-chi kuni kechqurun bayonot e'lon qilib, Xitoyning 9 bo'laklik xaritasi kirgizilgan yangi nusxadagi pasportiga yana mu ilgirlab qarishliq bildirgan. Filippin amde Xitoyning elektronlik pasportidagi viza betiga tamg'a urib bermaydi ekan. Yana bir tarafdan Hindiston mo Xitoyning yangi pasportidagi xarita tajovuzchiligiga qattiq norozilik bildirdi. Hindiston tashqi ishlar ministrligidan bildirilgan bayonotda Xitoyning Hindiston bilan talashda qolgan zimmilarni o'zining qilib pasport xaritasiga kirgizishi qabul qilishga bo'lmaydigan tajovuzchiliklardan biridir deyilgan. Egilnicha Xitoy yangi pasport xaritasiga kirgizib olgan qo'shni davlatlar orasida talashib qolgan aral zaminlar ko'p miqdorda neft va gaz boyligiga ega ekan. Amerika Iroqqa 3000 askarini qaytirib keldi.
Irakdagi hukumatga qaramaydigan mustaqil taratqu vositalarining xabariga qaraganda Amerika armiyasi Ambar o'lkasidagi Asad bazasi bilan Salohiddin o'lkasidagi Barat bazasiga qayta 3000 askar o'rinlashtirgan. Iroq bilan Amerika ta hozirgacha bu xabarni inkor qilmagan. Amaliyotda bu yil oktyabrda Amerikaning Irakdagi bosh elchisi Robert Iroq armiyasining askarlarini mashqlantirishga yordam berish uchun Amerika armiyasining Iroqqa qaytib kelganligini dalillagan edi. Amerika bilan Iroq 2008 yili imzolangan kelishimga asosan Iroqdagi Amerika armiyasi 2011 yilning oxiri Iroqdan butunlay chiqib ketishi kerak edi. Biroq Amerika armiyasining butunlay chekinib chiqishi amalga oshmadi. Amerika Iroqqa ozroq quyruq tashlab qo'ydi. Amerika askar chekindirishdan ilgari Iroqda 500 nacha harbiy bazasi bor edi. Uning ko'pinchisi texta qolmadi. Muassasa va bir qism ig'ir tipdagi aslihalar shu peti turibdi. Bag'dod universitetining professori Shayx mundaq dedi. Iroq hukumati bilan Suriya prezidenti Bashar Asadning munosabati yaxshi. Biroq cho'ng siyosiy ishlarda Iroq yanada Amerikaning gapini anglashi kerak. Afg'onistondagi Amerika askarining Iroq armiyasini mashqlantirganligi aqliga muvofiq bahona bo'lsa-mu, biroq necha ming askarning Iroqqa qaytib kelishi normallik emas. Qarag'anda Amerika prezidenti Obama Suriya vaziyatiga aralashish xayoliga kelganda qildi. Iroqdagi Toras universitetining professori Samil mundaq dedi. Iroqning sharqi Iron bilan, g'arbi Suriya bilan chegaralandi. Shunga Iroq Amerikaga nisbatan strategik o'rni intayin muhim davlat. Bu Amerikaning Iroqdagi harbiy mavjudligini yo'qotmasligidagi muhim sabab. Qarag'anda Amerika Iroqda Amerika armiyasidan chiqib ketishni talab qilish sadosi pasaygan fursatdan foydalanib, ustunlik qilganda qildi. Shayx Zindani g'arb allari arab bahorini kontrolligiga elish uchun tilishiyotadi dedi. Yaman dini ulamolar hay'ati raisi Shayx Abdulmajid Zindani g'arb allari arab bahorini to'siya olmagandan keyin arab davlatlarining g'arbning hukmronligini qabul qilmaydigan hukumat bo'lib qolishining oldini olish uchun arab bahorini o'z ta'sir doirasiga kirgizishga harakat qilyotadi dedi. U yana mundaq dedi. G'arb davlatlari kelgusida Yaman xalqiga o'zining qo'llovchisini tengish uchun hozirdan boshlab Yaman inqilobiga o'zining ta'sirini ko'rsatmoqchi bo'lyotadi. Yaqinda elib berilishi qaror qilingan milliy suhbat qurultayidan ilgari Yamanda diqqat chekilayotgan ishlardan norozi bo'lgan Shayx Zindani Jazira net bilan bo'lgan suhbatida yaqinda yuz berayotgan ishlar milliy suhbatning boshlanishidan burun peshkallikka uchraydiganligidan ogohlantiryapti dedi. U yana diktator Bashar Asad nizomidagi Suriya xalqi uchrayotgan zulm va surgunchilik haqida to'xtalib, Suriya inqilobi g'alaba qilganda Tatar, ahli salib va islomni yo'qotmoqchi bo'lgan butun kuchni mag'lubiyatga uchratgan Misr Sham tarixidagi asosiy qatlam qayta tashkillandi. Bishoratlar ati keladigan kunning islomning kuni ekanligi, islom davlatining yiqilishiyotganligi va islom xalifaligining yangidan qad ko'tardiganligidan derak beryapti dedi. Thank you.